Game ekranlarından herkese merhabalar. Ben dijital oyunlar ve spor topluluğundan İlayda. Bugün sizlere Tom Clancy's Rainbow Six Siege oyununu anlatacağım. Tom Clancy's Rainbow Six Siege 2015 yapımı FPS shooter bir oyundur. 5'e 5 rekabetçi ve eşli bir şekilde oynanır. Oyunda isterseniz diğer çevrimiçi insanlarla veya kendi arkadaşlarınızla özel oda kurarak oynayabilirsiniz. Rainbow Six Siege'de rekabetçi tarzı diyebileceğimiz 3 adet oyun türü bulunur. Bunlar bomba imha, ele geçirme ve kurtarma şeklindedir. Bomba imha görevinde saldıranlar olarak görevimiz savunanların koruduğu bombayı çözmektir. Savunanlar ise bu bombayı korumakla yükümlüdür. Ele geçirme görevinde ise saldıranlar olarak savunanların koruduğu bölge takım üstünlüğü sağlanarak ele geçirilmelidir. Secure the biohazard container. Kurtarma görevinde ise savunanların tarafında bir adet rehine bulunur ve oyunun amacı rehineyi güvenli bir şekilde bulunduğu ortamdan çıkarıp güvenli bir yere götürmektir. Hostage secured. Initiate extraction. Hostage has been dropped. Secure the hostage. Hostage acquired. Move out. Secure the hostage. Bu üç oyun modunda eğer bir takım diğer takımı tamamen alt ederse görevlerin yapılmasına gerek kalmaz. Rekabetçi modda 4 round alan kazanır. Rainbow Six'te karakteristik hale geldi diyebileceğimiz bir sezon kart aktivitesi var. Bir yıl 4 sezon içeriyor ve her sezon farklı bir isim ve temayla birlikte geliyor. Her sezon için gelen yeni karakter sezon kartının temasıyla uyumlu oluyor. Sezon kartını yıllık veya her sezon için ayrı ayrı olacak şekilde satın alabiliyorsunuz. Bu kart silahlar için kaplamalar, silaha takılan süsler, karakterler için kozmetik eşyalar gibi birçok eşya içeriyor ve sadece o sezona özgü oluyor. Rainbow Six'te her karakterin ait olduğu bir ülke ve bir askeri tim bulunuyor. Karakterler bu askeri geçmişe dayanarak bir özel yeteneğe sahip oluyor. Örneğin Walker isimli karakter etrafa kameralar atarak takım arkadaşlarına yardımcı oluyor. New camera feed up and running. Reload! Device position. New camera feed up and running. Şu anda Rainbow Six'te 33 tane saldıran ve 32 tane savunma olmak üzere toplam 65 tane karakter mevcut. Rainbow Six'te şu an 23 tane harita bulunuyor. Ancak rekabetçi moda girdiğimizde bunlardan sadece 5 tanesiyle karşılaşıyoruz. Kendi takımımız ve karşı takım için birer tane olmak üzere toplam 2 tane haritaya saklama hakkı veriliyor. Bu aşamadan sonra ise kendi takımımıza 2 ve karşı takıma 2 olmak üzere toplam 4 karakter yasaklama hakkı veriliyor. Bu karakterler 2 savunan ve 2 saldırı şeklinde oluyor. Rainbow Six'in oynanış stilinden bahsedecek olursak burada bizi diğer oyunlardan oldukça farklı bir oynanış tarzı karşılıyor. Rainbow'da eğer saldıran tarafındaysanız savunanların tarafına drone göndermelisiniz. Drone gönderdikten sonra binaya hangi şekilde gireceğiniz, hangi odadan geçeceğiniz, hangi camı kıracağınız tamamen size kalmış. Game
Eğer savunanların tarafındaysanız, saldırı tarafının gönderdiği drone'un bilgi almasına engel olurken bir yandan da korumanız gereken bölgede hazırlıklar yapmalısınız. Device prime. Keep an eye on door. Bomb location compromised. Bomb located by op 4. Aynı şekilde hangi karakterle daha iyi defans yapacağınız, hangi odada durmanız gerektiği ve tuzaklarınızı nereye atacağınız gibi bütün etkenler tamamen size kalmış. Rainbow Six, oyuncuya bu aşamada oldukça serbest bir oynanış alanı sunuyor. Bu yüzden taktikler düşünmek, uygulamak ve özellikle de takımla hareket etmek çok önemli. Digigame'in Rainbow Six konuştuğumuz bir bölümünün daha sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.